Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Derse başlamadan önce derse bir bakış tarzı olsun diye dersin içeriğinden noktayı nazarlar. Dersin gidişatını bayağı etkiliyor, değiştiriyor. Fayda sağlıyor yani dinleyenlere. Acaba nasıl bakılırdı? Başka noktaya nazar var mıydı? Zorlanmana fazla fırsat vermiyor. Bir, dersi ondan sonra başlayacağım. Kendini neyle ve nasıl yorumluyorsun? İki, doğruya varmak için doğru malzemelerin var mı? Üç, insanın fikirlerini etkileyip değişmesine vesile olan sebepler, külliyatta şöyle denmiş, zaman, zemin, taam, libas. Aynı sıralama yapmıyor ama topladım. İnsanın fikrine, hissiyatına, latifelerine, duygularına etkileyen zaman, zemin, taam, libas. Yaşı, yaşadığı, yediği, giydiği. Dikkat. Çözümün parçası olmaya çalış, sorunların değil. Sorunların ayaklarını tespit et, ev olur, iş yeri olur. Ne sorunu var? Onun ayaklarını tespit et ki ona karşı kullanacağı malzemeyi bilesin. Sorunu tanımadan çözüme varılmaz. Ben merkezli düşünme ki şeytanın dört cami sıfatına mazar olursun. Şeytan, Allah şeytanı yaratmadı. Şeytanın kendi sıfatının adıdır. Şeytanın ismi Azazil'dir. Şeytan, Azazil, şeytana inkılap etmesi, inorgan denmesine vesile gurur, kibir, ben merkezli düşündü ve Allah'tan ümidini kesti. Ben merkezli şu, o topraktan, ben ateşten diye pergeli, ben merkezli koyup olaylara bakıp yorumlamak, izah etmeye çalışmak, evdeki kavgaların temeli de budur. Karşıdan geçip bakamamaktır. Çünkü o kişinin o sözü ve o hareketi söylemesine vesile olan hissiyat, o günkü ortam, evdeki hal, bedensel ve harici sebepleri bilmiyoruz. İki, her daim öyle zannedip tepki veriyoruz. Oysa ani ve fani şeyler kişinin kişiliğini oluşturmaz. Sen de ben de o kadar hatalarımız var ki pişman oluruz. O zaman kendine pişmanlık hakkı vermek, kendine hata yapma hakkı veriyorsan karşıki tarafa da vermen lazım. Kusur istemiyorsan karşıki tarafa kusur yapmayacaksın. O ölçü kendine vuracaksın. Hata yaptın mı? Özür dilemesini de bileceksin. Bak bir daha söylüyorum. Hata yaptın mı? Hepimiz yapıyoruz. Ama özürünü de dileyeceksin. Özür dilendikten sonra eğilen başa da daha basılmaz. Hesabından hesaba çekileceksin. Dünyanın mahiyetini keşfeden sıkıntıyı vesile eder bir yerlere gitmek için. Dünyanın hakikatini idrak eden olumsuzlukları seyredip içerisindeki verilmek istenen mesajları okumaya çalışır. Biberin içindeki lezzet gibi. Biber acıdır ama ne yiyoruz o zaman? İçinde lezzet var ondan. Bu noktayı nazarlar olduktan sonra, şimdi okuyorum. Muhakemattan 118. Hakikatin keşfine mani olan, hakikatin anlaşılmasına, bir de burada keşf diyor. Zahiri idrak etmek demiyor. Tanımak ve tanımlamak. İçerisini neymiş o? Mani olanları sayıyor şimdi.
Bir, arzu-i hilaf. Muhalefet etme arzusu. Bir kere peşin kararlı adam. Bu muhalefet edecek mi? Tamam. Bunu mesela ben her tarafta bunları ders yapıyorum. Sırf bu ders yapmak için başka bir yerden geliyorum. Asya devletlerinden. Orada iki defa bunları yaptım. Başka bir şey anlatacağım şimdi. İlk önce şunu soruyorlar. Gülüyor. Hangi cemaattan? Eğer kendisine uygunsa değilse kapatıyor. Kusur arıyor. Koca 45 dakikalık şeyden orada, buradan da cımbızla topluyor. Muhabbet kusur görmez. Ama maalesef bunu hep harici götürdük değil mi? Bizde de var. Hangi meşrepte? Hangi grupta? Kimlerle beraber? Allah ile kardeş. Kimin yanında kalıyor bu? Sözler abinin yanında kalıyor. Nereden eğitim almış? Kastamonu layıkasının abinin yanında eğitim almış. Yani böyle bir şey demek, birilerini diskalif etmek değil. Bizim yegane birlik sebebimiz külliyattır. Diğerleri hepimiz birbirimizi zaten Müslüman olduğumuz için severiz. Hürmet etmeyle mecburuz. Birbirimizi zaten sevmek farzdır. Müslüman Müslümanı sever. Kusurları için ancak ona acır, dua eder. Müslüman Müslüman değil mi? Evet, Müslüman Müslüman. Müslüman eylemcidir. Ey iman edenler! 102. ayet. Ali İmran. Diyor ki, ey iman edenler! İman. Sizin diyor, Müslüman olarak ölmenizi istiyorum. Müslüman eylemdir. Mümin itikatçıdır. Mümini sayıyorum. Allah'a inanmak, mak. Kadere inanmak, haşre inanmak, melek, mak, mak, mak. Müslüman ise namaz kılmak, eylem. Namaza inanmak değil. Namazı kılmak, ikame etmek. İki, orucu inanmak değil. Tutmak. Fiil. Eylem. Eylem olarak ölmenizi istiyorum. Eylemci. Şimdi bak, hakikatin keşfine mani olan, beni dinliyor şimdi, bak adama nasıl perdeler giriyor. Bir, arzu-i hilaf. Bir kere muhalefet etmek ön yargısını koydu. Bu kimden? Bir ara burama geldi. Bir yerde dedim ki, dedim, elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. O dönemde bitti. 21 defa mahkemeye çağrıldım, yani savcılık. Ama 3-5 tanesini şeye kadar, hakime kadar çıktık. Şükürler olsun. İçeride de kaldım. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Ya bu adamlar bizden değil diye beni düşman addedip beni tıkamak istedi. Kısmen de verdi zarar. Niye? Bizden değil dediler. E kardeşim sen de benim için bizden değil diyorsan ben kimdenim Allah aşkına ya? Onlar diyor ki bizden değil. Sen de diyorsun ki bizden değil. Ben kim dedim peki? Onlardan olmadığıma göre sizden değil mi? Allah Resulü'nün büyük sıfatlarından bir tanesi ne biliyor musun? Çok hoşuma gidiyor. Sizden birisi gibi yaşardı. Sizin içinizde sizin gibi yaşardı. Çok ilginç ya. İmtiyaz koymamış kendisine. Onların içine yaşamak. O kadar darlatmışlar, o kadar kalkmıyorlar ki. Allah'ın son yanında kalkılır mı? Ayet geliyor. E bırakın diyor, gitsin diyor ya. Orada tutmayın diyor bu manada. Bir, arzu-i hilaf. İki, iltizam-ı muhalif. Yani lazım kılmak, muhalefet etmek. Bir kere koydu ama daha bir şey koymadı. Hemen tampoları koyuyor. Bak baştan okuyorum cümleyi. Hakikatin keşfine mani olan. İkiyi okuduk. Üç. Taraftarı nefis cihetiyle asılsız devamını bir asla irca etmekte kendini mazur gösterdi. Asılsız bir evham var. Ustad Muhakematta hayale ve evhama toprak diyor. Toprak, toprak.
neşinebalandırıyor. Çoğaltıyor yani. Bir aslıyor. Yani kartopuyu tuttum elimde. İstediğim gibi atarım. Kontrol bende. Ama dağın tepesine ben onu bırakırsam katlana 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 artık kontrolsüz bir güç oluyor. Mesela bana böyle dedi. Böyle dediğimde böyle böyle düşünüyorum. Ha, o zaman neydi böyle? Niye? Tamam. Geçen sene de düğünden gelirken arabaya binerken öyle tam kapıda böyle olmuştu. Fena cenazede de böyle bakmıştım. Topluyor onu seni. Şuraya bak ya. E kardeş ben seninle düşman olmak istedikten sonra 10 tane sebep bulurum. Böyle dinleyen beden değildir. Böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen hepsi bana bakır. Ha? Diyor ki taraftarı nefis cihetiyle pergeli koydu ben merkezde. Hani şeytanı ne ararsa dışarıda diyor. Şeytanı kendinde ara kardeş. Şeytanın vasıfları bizde. Bak, haset etti, kibirlendi. Ben merkezde düşündü. Yani topraktan, ateşten pergeli buraya koydu. Bir de Allah'tan ümidini kesti. Şimdi bu dört tane cami sıfatın cemiyle adam bu hale geldi. Allah'ı inkar etmedi, dikkat edin. Allah'ı inkar etmedi. Ahiretteydi zaten, ahireti reddetmedi. İman esaslarından hangisi ona teklif edilmiş? Hiçbirisi. Eylem teklif edilmiş. Arkadaşlar, uluhiyette kimsenin sorunu yok nurcularda. Rububiyette sorun yaşıyoruz. Yani, uluhiyet ve rububiyet, bizi birbirine bağlayan da rububiyettir. Müslümanlar rububiyet sorunu yaşadığı gibi nurculardan rububiyet sorunu yaşıyoruz. Nedir o? İman esasları, kader, Miraç Risalesi'nde hiçbirimizin sorunu yok. Ama aşağı yukarı hepimiz 16. sözün nuraniyet bağısı olduğunu, Tabiat Risalesi'ni az çok biliriz. Artık imanda sorunumuz yok elhamdülillah. Fakat laikada sorunumuz var. Laikayı hazmetmekte rububiyet o. Eylemde sorunumuz var. Peki mektubatta diyor ki yani ahkamı yapamazsan diyor ahkamı hak bilmelisin. En düşük seviye budur. Yapamıyorum ama doğru budur. Demeli. Tevil etmemeli. Unutmayın. Sarih ifade, açık ifade tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey yoktur. Bizi ne bağlayacak kardeşim? Ve hakkımı selavatü zeka, Kur'an diyor. Namaz kılın, zekat verin. Tamam da Allah'ım bir de biz bakalım, meşret edelim. Allah'ın açık emri meşret edilir mi? Haşa. Sen de değil ama bir de biz bakalım. Bediüzzaman, Bediüzzaman, Said Nursi değil ki. Bediüzzaman, müceddidlik aynasıdır. Yani Risale-i Nur'un temessül ettiği yerdir. Said Nursi beşeriyettir. Said Nursi talebedir. 125 Emirdağ'da diyor ki, ben de Risale-i Nur talebesiyim. Emirdağ 148'de ben de bir Nur talebesiyim. Benim kusurlarım ona arz olamaz diyor. Sakal meselesinde de söylüyor. Ben diyor Risale-i Nur'a sadakatımı gevşetsem, yapsam, siz irtibatınızı kesmeyeceksiniz diyor. Çünkü Said Nursi de onun talebesidir. Bediüzzaman, Risale-i Nur'a aynadar olan bir ruh âlidir. Bu hiçbir şeyle kıyas edilmez Risale-i Nur. Bana sordular dediler abi işte İmam Ali'nin talebesidir ustad. Tabii ki talebe. Şeyler de var mesela bana da Kur'an'ı da okutan var. Şimdi köyde çay içiyor. Köyümüzde imamdı bir çocuktu. Yaşlıydı verdi. Şimdi ustadın da 80 bin zatlardan ders aldığını. Annesinin de şey yapmış yani usta bağışladım. Kardeşim yaş itibariyle Risale-i Nur hiç kimseyle kıyas edilmez. İmam Ali ile de. Kimse. Çünkü insan değil. Risale-i Nur Kur'an'ın icaz manevisidir. Bunu fark etmek lazım. Kur'an'la bağlı. Risale-i Nur'u da söylüyorum. İnsan değil. Bir ruh da değil. Ruhun ruhu. Yani icaz manevisidir. Kur'an'ın hakikatidir. Kur'an hakikati şey değil, mahluk değil. Bir mahlukla kıyas edilmez. Elma mı daha iyi armut?
Elma mı daha iyi? Nasıl? Ya böyle kıyas olur mu ya? Mukayese olur mu? Kardeş farklı farklı şeyler ya. Ha, Risale-i Nur benim malım değil diyor. Kur'an'ın malıdır. Kur'an'da kimseyle kıyas edilmez. Ha Said Nursi edersin. Dört halifeden sonra geliyor Said Nursi. Risale-i Nur başka bir şey. Ve ayet vadisten sonra üçüncü sıra diyebilirsiniz diyor. Risale-i Nur için şu an. Kıyas edilmez kardeş. Bakın, ben bir şey anlatmak için söylüyorum. Mirat nedir arkadaşlar? Mirat, lügatta. Aynı değil. Bak 14 gün oldu. O sizden sonra. 14 gün. Hala Mirat okuyor. Mirat da ayna da var ama Mirat ayna değil. Niçin anlatıyorum? Risale-i Nur bambaşka kelime az bir şey ya. Sanki o bir fotoğraf makinesi öyle diyor Kızıl İcaz'da. Risale-i Nur tabirleri değil. Böyle pencere gibi kafayı sok böyle bahçeyi bu. Allah Allah. Çiçek de var, kelebek de var, yılan var, kurbağa var, adamlar var. Yani camdan dışarıya baktın, seyrediyorsun. İşte camdan tak bu fotoğraf. İşte Risale-i kelimeler böyledir. Allah kafayı bir soktu mu? Sok Allah Allah. Resulullah. Ama zahir daha çerçeve. Hani perdeler var ya tek böyle kapalı göremezsin. Ama yanaşın, yanaşın, yanaşın. Oo. Kainatı mutala ediyor kardeş. Hasan Feyzi abi, aldım dersimi kabı kalpselden diyor. Bakın ne diyor? Aldım dersimi kabı kalpselden. Talebesi bu. Risale-i bir kimseyle kıyas etmeyin. Ustad da Mehdi değil, Mehdi Ali Resul'dur, Mehdi talebesidir. Ustadın makamını düşürme. Mehdi Ali Resul'dur. Resul demek nesep silsilesini anlatan değil. Resul risaletten geliyor. O başka nesebi hal. İki hali var Allah Resul'ün. Risalet hali, nesebi hal. Al, nesep. Nesep Ali Bey. Bu risalet tarafıdır. Risalet cenahıdır. Onun için her bir nur talebesi manevi Ali Bey'tir. Çünkü Risalet cenahının hamaleleri, taşıyıcılarıdır. Risale-i Nur o tarafı, o tarafı da alıyor ama esas. Mehdi Ali Resul o. Talebesi Mehdi ise kendisi ne olur? Mehdi Ali Resul olur. Müceddittir, büyük müceddittir, büyük Mehdi'dir diyor mektubatta sayıyor. Evet, icra etmekte ha neydi? Taraftar nefis cihetiyle asılsız evhamını yani birbirine eklediğin şeylerle koyuyorsun bir pencere, potre, budur. Asılsız bir evhamını bir asla icra etmek irca, rücu ettiriyorsun. Taşıyorsun onu. Nasıl taşıyorsun? Adam böyledir. Allah Allah. İşte burada okudum ya, hesaba çektin değil mi adamı? Aleminde hesabını çektin, potresini koydun. Hesaba çektin. Unutma diyoruz. Hesaba çektiklerinden de hesaba çekileceksin. Sen hesaba çektin ya, onlardan da hesaba çekileceksin. Onun için merhametli olmak lazım. Evde mesela adalet yoktur. Hak yoktur. Ne var? Şefkat vardır. Af vardır. Fedakarlık vardır. Kucaklamak vardır. Kusurları görmemek var. Ya, vardı var yani. Bir tanesi öyle demişti. Abi evde sonra öbürünün bir sürü sayıyor. Dedim ki tamam. Bu dersleri ben niye yapıyorum? Bu dersleri ben niye bu kadar meşgul oluyorum ya? Arkadaş bir artık bıktım ya. Çözüm buluyorum sana. Tamam dur. Çözümü sana söylüyor. Bir sürü dert söylüyor. Hanım böyle yaptı, şöyle yaptı, şöyle gitti, böyle gitti. Kayınvalide geldi, gitmediler. O geldi, bu geldi. Yatacak şeyim kalmadı, bunaldı falan. Tamam dur. Bir merkeze koyup o merkezde çözeceğiz. Çoluk çocuğum, çocukların anasız babasız büyümemeli. Bak koyar mısın oraya? Koy. Koydum abi. Ondan sonra daire çiz. Abi mesela kalmadı ki aslında. Veya perdeli yuvan dağılmamalı. Batır oraya. Ama perdeli buraya koydun mu? Ne öyle oturuyorsun? Öyle bak. Farklı
Bu gözüküyor. Gözünü kapat, geç ona. Bir kere Arabistan'da bir şey var, kural onu söyleyeyim de çünkü kızmayasınız. Trafik kazası yaptın değil mi? Adam duran arabaya vurdu. Duruyor parkta. Arabistan'ın bir kuralıymış. Sen oraya durmasaydın park, o boşluk olacaktı, araba vurmayacaktı. Durman suç. Şimdi aynısını yapayım. Sen olmasaydın evde kapı olmayacaktı. Varlığın yetiyor bir kere. Çünkü kapı iki kişiyle oluyor. Varlığın yetiyor. Kendini mazur göstermek ve müşteri nazarı gibi yalnız naibi görmek. Bu da çok önemli. İşaret edeceğiz da anlatayım. Mal alıyormuş. Ve bu burası kıvrılmış ya. Satıcıya. Ya burası da iyi be kardeş. Bu fazla bu yaş yapmış. Bak. Hep böyle kusur ara. Satıcı nazarı yapmış şimdi. Bak görüyor musun? Ben ya. İnci gibi dizilmiş maşallah. Nasıl katlanmış, tam ölçülü. O da hiç kusur görmez. İkisi de yapmış. Yani satıcı nazarıyla müşterinin, evde müşteri nazarı o. Mal almış. Bitti. Unutma. Benim gibi adama kanaat ediyorsa büyük fedakardır diyeceksin. Niye? Bende ne var? Dedi. Sen kendine barışık mısın? Kendini beğeniyor musun? Kendini beğenmeyen bir insanın, böyle bir nefsi olan bir insanın, benim nefsimi sen beğen denilir mi? Onda da var kardeş. Kendimle kavgalıyım. Kendimi beğenen var mı? Zaten böyle daline amir kendini beğeniyorsan, mühürü vurdun zaten. 4-5 kaçıncı madde oldu? Çocuk tabiatı gibi bahane ile mahane tutmak gibi. Yani çocuk tabiatı şu, ağlamak istiyor ya çocuk, bahane arıyor ya, mahane de hakaret ediyor. Ağlamak istiyor ama böyle, artık sen de diyorsun ki ona tamam, bak dedin, fekürü iler meçhul. Allah Resulü'nün elinde de doğmuş, Allah Resulü'nün hadisten geliyor, baktı kişi yapılacak Allah Resulü'nün mescidi geçiyordu. İnsandır kardeş, Allah Resulü'nün damarı bile sinirlerini zorlusu geriliyordu. Bir tane kafire ne kadar sert davrandı, o hadis oradan geliyor. Diyor ki, kerpiçliydi ya o da şey, Ayşe validemiz duyuyor. Ne dediğini bilmiyorum Allah Resulü'ne ama diyor, Allah Resulü onu tard etti. Ne demişse? Sonra dedim ki, ya Resulallah, sen nasıl yaptın ya böyle? Ya Ayşe, benim diyor Allah ile şartlı bir anlaşmam var biliyor musun? Ustad da kullanıyor işaret edeceğiz de. Ala ile ila arasındaki farkı kullanıyor. Ala, araba aşağı yukarı üçüncü kattan paket at. Yukarıdan aşağı atılmaya denilir. İla yanından arabanın içine koy. Peygamber'e ala kullanılmamış. İla et. Yani al bunu ister istemez sen peygambersin değil. Teklif edilmiş. Teklifi şartlı kabul etmiş. Ya Resulallah şartın mı vardı? Var. Şartın neydi ya Resulallah? Allah ile şartı varmış. Biliyor musun? Peygamberliği o zaman almış. Fatıma-tı Kübra da o da şarttı. Allah'ın hükmünü şey yapmış. O evliliği var ya. Hazreti Ali ile evlenirken. Hazreti Fatıma anamız var ya. Şimdi peygamberin şartı şuydu. Ya Rabbi ben beşerim. Beşer gibi hatalar yaparım. Yani beşer gibi yaşarım. Hatalarımı beşerin ölçüsüyle ölçmemi, Resul mizanlarıyla ölçmemeni talep edin. Allah da kabul etmiş. Yani ben de beşerim. Oysa doğru yapmış. Bak nasıl davranıyor. Mesela acayip bir psikologdur aynı zamanda. Ayşe validemiz. Bak bir tanesini söyleyeyim, ne acayip bir şey. Çadır ve kervanlar gidip geçiyor. Bir bedevi gelmiş, haber gelmiş. Ne yapalım? Ona atına yem verin, ekmek ve su verin, gönderin. Başka birisi diyor, falan kafile reisi geldi diyor. Çadıra ağırlayın, dinlensin. İstirahat imkanı verin. Atını hayvanını dışarıda
Sulayım ve yemliyim. İkisi de kafir. Niçin öyle? Onun çünkü diyor, beklentisi o kadar. O bedeviye daha büyük ikram yaparsan zulüm olur. Zaten okuyacağım. Hakkından başka fazla hak vermek, o da ifrattır. İhsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Sebep olacak hastalığa ilacı çoğaltmak, daha değil, yani ona fayda değil, sıhhat değil, ölümüne vesiledir. Değil mi? Yani ziyade etmek. Diyor ki, o diyor reis, bizde beklentisi buydu. Beklentisine cevap ver. Beklentisini tespit etmiş, ona uygun davranıyor. Biz paldır küldür şey, aynı şey yapıyoruz. Sokaktaki adamla hanımımıza eşit yapıyoruz neredeyse. Hanıma vardığımız en kısa da vardır, olan falan aynı. Oy da, darmadan. Küçük bir hakkı elde edeceğiz. Yani küçük bir hakkın var mı? Doğru. Yemek geç oldu, bilmem ne oldu veya başka sebep. Ama bağırma, çağırmanla, evde huzursuzluk yapmayla bu kadar hukuklara tecavüz etti. Farkında değiliz. Hazreti Fatma'nın şartı neydi? Ha, Allah razı olsun. O da dedi ki, çok ilginç insanlar. Sağ ol Murat. Dedi ki, şartım var. Kızım diyor, Allah şart. Baba sen şartın yok muydu? Ve doğru kız. O zaman öyle durunca Cebrail geliyor. Ya Muhammed, sizi Allah duydu. Beni gönderdi. Allah da biliyor ama sultan olduğu için ifadelenmesini istiyor ki ben de konuşayım ona. Kızının şartını Allah duymak istiyor. Yani ifade etmesini istiyor. Kızım diyor, söyle diyor Cebrail orada. Diyor ki, sana nasıl şefaat verdi, hakkı verdiyse ben şöyle derim ki. Seni düşünecektim yani, mümkün mü? Peygamberler bile değil, nefsini ben. Vallahi beni cennete koyarsan, tamam. Ben böyle yapardım, sen de öyle yapar. Bütün peygamberler böyle diyecek. Nefsini. O dedi ki, bana da kadınlara, Müslümanların hanımlarına şefaat etme hakkı verirse, Allah kabul ediyor. Senin ayağın başının üzerine olsun. Sen ana değil, başka bir şeysin. Peygamberler nefsi dediği yerde sen böyle nasıl dersin? Nasıl bir insan? Sen diyor, ya Fatıma, ümmetim cehenneme doğru giderken mizan ne yaparsın diyor. Diyor ki, o mizana diyor, oğlum Hasan'la Hüseyin'in kanlı gömleğini koyarım. Ümmetin kurtulması için. Şuraya bak ya. Bu nasıl bir şefkat? Nasıl bir muhakeme? Nasıl bir denge? Nasıl sahiplenme? Nasıl sahipleniliyor? Benim diyor, benim. Allah demiyorlar, Allah'ım diyorlar. Kitap demiyor, kitabım diyor. Ümmet demiyor, ümmetim. Bak onu koyarım. Hazreti Hasan'ın diyor zehirli bedenini, Hazreti Hüseyin'in kanlı gömleğini mizana koyacağım. Karısı zehirledi biliyorsunuz. Peki bunu niye anlattım? Ne, hangi mevzuya ne koyuyor? Ne koyuyor karşılığına? Ayaklara bak yani sorunun çözümde. Ayakları tespit ediyor, karşısına malzeme kullanıyor. Allah da kabul ediyor şefaatı şeyini. O zaman nikah kabul ediyor. Bana büyük insan. Belki tabutum gözükür diye. Gece ve üzeri çalıla örtülerek tabutum gitsin. Çalı çalı. Yani, tabut. Ben de ilan nasıl ilan edilsem ya. Yani maalesef böyle var. Ama biz ahir zaman evlatıyız. O kadar da kötülük yapmıyoruz. Ahir zaman fitnesindeyiz. Bütün kavimlerinin, bütün kötülüklerin icra edildiği yerdeyiz. Ben üzerine hiçbir nikahlı hanım almıyor değil mi? Ya evet. Hazreti Fatıma. Evet. Ve Fatıma. Almıyor. Hazreti Ali biraz teveccüh ediyor. Evet. Ya Ali diyor. Ondan sonra Hazreti Ali inkişaf ediyor. Ve alıyor. Gece geliyor. Çeyine vazgeçiyor.
Nefsini tecrit ile şartına murat edebilirsin, devam ediyor. Başka bir yer okuyacağım size. Muhakeme tamamen psikolojidir. Tamamen. Ben onu ispat ediyorum, işte okuyorum. Psikoloji, muhakematten okuyorum. Bak. Şimdi hocam bu şey dedi mesela, Hazreti Hasan'la Hüseyin'in kanlı bedeninden bahsediyor. Hazreti Hasan'ın zehirli bedenini, Hazreti Hüseyin'in kanlı gömleğini. Daha o zamanlar hiç hayatta bile yoklardı. Görüyor musun? Adın neydi senin? Burhan. Allah razı olsun kardeş. Allah hepinizin de ziyade etsin zihninizi. Doğru. Kamil işte kamil. Vay. Evlenmeden oluyor bu işler. Yani Kerbela'yı nasıl görüyor? Hazreti Hasan karısı cadde tarafından zehirleneceğini nasıl biliyor? Ayşe validemiz sen ne yaparsın dediğiniz zaman şey diyor. İlk önce bu fikri soruyor biliyorsunuz. Bu olay uzun uzun devam ediyor da Ayşe validemiz hiçbir şey değil. Ağlıyor, secdeye kapanıyor. Secdede ne oluyorsa Cebrail geliyor. Yani biraz çağlıyor. Allah aşkına. Daha ilerisi var. Neyse. Hasan hocam çok özür dileyeceğim de. Dengimiz bu. Şimdi bir rivayet yani var mı belli yani nereden? Kütüb-i Sitte'de var. Kütüb-i Sitte'de var. Tabi tefsirinde var. Şeylerinde var. Mesela Kütüb-i Sitte'nin 56. neydi? Ramuz-ül Ehadis'te var. Ha, Aleviler özellikle böyle şeyler şaşalandırıyor mu? Yok onun ta başı var. Ebu Bekir Sıdık'a soruyor. Ne yaparsın? Ya Ömer sen ne yaparsın? Ne için ne yaparsın? Yani ümmetim cehenneme doğru giderse giderken. Ya Ebu Bekir sen ne yaparsın? Hatta bedenin büyüsün diyor değil mi? Evet orada diyor işte. Bütün beden. İşte onun devamı var da biz lazım olduğu kadar aldık. Yani bir kadın evde çözümü bakın. Nasıl yani olayın karşısında ne koyuyor? Ömer başka diyor. Ali başka diyor. Tamam mı? O başka diyor. Ama bir kadın ya. Kadın. Bir adam müstahit ve kabil olmadığı şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, bak bir adam müstahit ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hılkate büyük bir itaatsızlıktır. Bak şimdi, bir adam bir şeye müstahit. Müstahit veya değil. Şimdi olmayan bir şey, insan herkes fıtratını bilir. Onun altına girerse o nizamı bozuyor. O zemini de alt üst ediyor. Onun için seçtiğim. Yani haddimizi bilmek lazım. Haddini bilme yeri. Bakın burada geçiyor. 160 küsürde diyor ki muvazene ve muhakeme. Vezir, kantar, metre. İnsan haddini bilirse hududu belli olur. O zaman haddinde kalan insan kimse ona tecavüz edemez. Haddindedir. Mahremindedir. Yani haddini bilmeyen hududu da belli olmaz. Belli değil hududu. O zaman bu adamın nerede, ne yapacağı, nereye gideceği belli değil. Herkesin hududu belli olmalı. Başka, çok antika bir şey okuyacağım. Çok duydunuz ama çok hoş. Evan'ın ağzımızda çiğnedilmiş bir şey. Lübü bulmayan, kışı bile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Şu cümleye bak. Hayatın temeli ya, tam bu. Psikoloji bu o işte. Bak, lübü bulmayan,
suyu bulmayan bunu yalar. Ya kardeş, biricik. Ruhu bulmayan. Kardeş, bir dizimizi bağlayan beden değil. Bizi İstanbul. Hatta diyorum bugün bir tane olay çözümü için şey yaptım. Sor diyor. Ha sen ne alakalı var insan? Abi diyor telefon ediyor Anadolu'da. Ben diyor kooperatif yapıyorum. Bıraktım. Tekrar 45 tane Nurcu geldi diyor. Bize tekrar yani biz bir araya geldik. Biz bir araya geldik. Sen zaten kooperatif. Bize bir bina yaptı. Bize 45 daireli. Ondan sonra ya sen bir derslerinde dinlemiştim dedi. Onun için ihtiyaç duydum. Böyle bir şey gireyim. Oysa yapıyor. Sakın yapma. Niye? Daha biz komşu Nurcu olamam. Daha komşu Müslüman olamam. Nurcuların bir arada olması kavgaya vesiledir. Aynı yerde oturmasınlar. Biz iyi olalım. Mesela bir misal ver. Hekimoğlu İsmail abi var. Duymuşsunuzdur. Koca Mustafa'da. 30 küsür tane daire. Ben diyor daha kuvvetli oluruz. Daha güçlü ses oluruz diye. Aynı binaya koydum. Ne bileyim Müslümanları ben kavga ettireceğim. Sebepler yapıyorum. Sen iyi adam olabilirsin. İyi adamsın. Şüphe yok. Hanımın da iyi adamdır. Ama çocuk kavga etti. Çocuklar kadına, kadın erkeğe. Ayda. Şimdi kimse kalmadı. Önde başka kimse yok. Kardeş, biz de o tahammülü, karısına tahammül edemeyen, komşusun çocuğuna tahammül edemeyen. Yapma. Ayrı yerde aslında. Ha, ben dengesizim. Tamam. Ben dengesizim. Bana işime gelmiyorsa bu sözü bana ama beyaz da kapa. Bıktım ya. O abi şöyle gitti. Ya yemek şeyi, bezi, ekmek silkeli, balkona, çamaşırına yapıştı diye telefon ediliyor bana ya. Abi diyor şimdi bu doğru mu diyor yani. Şu çamaşırı daha yeni koştuk. Aldık diyor içeri hanım aldı diyor. Çamaşırın türlerinin üzerinde ekmek parçaları var diyor. Yani bu Müslüman'a yakın. Hele bir Nurcu hocam diyor ya. Hemen bak Nurcu'ya mal etti. Ahmet'tir demiyor. Evet. E kardeşim her hareketi sen o böyle yaparken sen de başka bir şey yapıyorsun. Ama biz uzak olalım. Onlarla evli dünyayla olursa hem belki de hizmete de vesile olursun. Hem seni zaten serbest hareket edersin. Senin kim, kusurunu kimse görmez. Çünkü o adam zaten bakmış. Vesaire. Ama bir araya geldik mi birbirine giriyor. Bak nubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Esasatı bulmayan teferruatta boğulur. E kardeşim dalıp budakla meşgul olmuyor. Öbür sağlam. Tamam. Bizi bir yapan nedir? Rububiyettir. Birbirinizi Rab edinmeyin demiyor mu Kur'an'da? Aa bizimle alakası yok ki. Hristiyanlarla alakası var. Ya öylece namel ediyor. Birbirinizi Rab edinmeyin. E kim Rab ediniyor kardeşim? Kim Tanrı ediniyor? Kitapta yazıyor. Şöyle yap. Böyle yapıyorum. Niye böyle yapıyorsun kardeşim? Kitapta böyle yazıyor. Hasan abi öyle dedi ya. Ama burada böyle yazıyor. Kardeş hikmeti var ya. Sen bilir misin? Bak Rab edindi işte. Rab. Terbiyeci. Yol gösterici. Beni o idare ediyor. Beni bu idare etmiyor ki. Ya ustak bu nazaratta diyor ki şeriatı mizanlarıyla tartın inşallah gelip okuyacağım işte sınav. Altın gelirse alın. Ben ustuna bakır ve demir gelirse arkasına gider üstüne bir tarafı abone edilir. Kardeş ölçüyü kaybettik. Kaybediyoruz. Kendimizle konuşuyoruz bunu. Mahkumat bize hitap ediyor. Toplumda yapmıyoruz. Mahkumat. Esasata bizi birbirimize bağlayan 16. söz değil. Hatta Haşit Meydanı'nda inşallah sen ne kadar Miraç Risalesi'ni anladın? Tevhid dersini ne kadar anladın diye iştirak amali uhreviden hissemiz ziyade olmayacak. Sen ne kadar uydun? İştirak amali uhreviyi meydana getiren dusturlara ne kadar uydun? Sadakat dendiği gibi yapmak, en azından kabul etmek. İhlas dendiği için yapmak. Kabul edeceğiz. Laikaları ortadan kaldırsak ne oldu? O zaman Bolu Dağı'ndaki yerler gibi olur. Kendi pişin kendini ye. Nasıl eserse öyle yap. O köftelerde oluyor. Köfte değil ki bu.
Kendi pişir, kendi iyi olur mu? Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Tefritin bir derece özürü var, cehalettir diyor. İfrat eden ilimle yaptığı için daha beter, hiç özürü yoktur. Yanlış yapılmamıştır. Bunu durdurmak için bu ehvenişe, bunun adı ehvenişe, ölçüyle alakalı da muvazene bulamayan ifrat ve tefrite gider. Şimdi adam müceddit. Bak, müceddit şimdi piyasada. Oo, uçuyor, kaçıyor. Gidiyor, bunu göremiyor. Bunu durduracak tarafı göremiyor, gidiyor çöpe atıyor. Yani şunu atmayla, yani bunu durduracak gücü olmayan şu küçük partiyi atması, çöpe atması veya buna atması oluyor aynı. Şu kantar düşünün, kantar taş var, bunun havaya kalkmasını istiyorsanız buradan bir taş al veya buraya bir taş koy. Aynı şey. Bunu durduracağı koy, durduracak tarafa atmamak, buna atmaktır. Hiçbir şey yok. Ama bunu göremiyor. Ne arıyor? Şöyle yapmış mı? Allah Allah. Evliya mı arıyorsun sen? Ne tercih ediyorsun? Parmağı kesene nispeten kolu kesiyor. Parmak, kol. Ya parmak keseni tercih. Yok. Yok ki. Niye yok? Bugün çok kızdım da. Ondan sonra dedim ki Asa, acaba senin elinleri sahip olmasaydı? Doğru diyorsun. Tamam, tövbe geri al. İşte diyor ki, muvazenesiz, mizansız, çok aldanır, çok aldanır. Diyorsun ki Zafer, sevme. Nasıl sevmeyeyim? Olmasa ben nasıl doğru hareket edecektim? Nereye göre hareket edecektim? Hani madde koyduk ya, kendini neyle, nereye göre yorumluyorsun? Bu hareketini nereye göre yorumluyorsun? Neyle ifade ediyorsun kendini? Bak kimsin ya? Bil ya. Şimdi adam ama. Ehveni şer. Şer ama. Ama şerin ehveni iyisi. Şer. Allah. Mahkeme yok kardeş. Muvazene yok kardeş. Kantar yok. Metre yok. Metre yok. O zaman ne demek istiyorum? Buradan çıkan, doğasından çıkanı ölçmeden, tartmadan söylüyor ve yapıyor. Ondan sonra da arkadan avam var ya, dediğini yapıyor. Müceddit. Daha düşmanını tanımaya nasıl müceddit olur? Düşmanını tanımaya nasıl evliya olur? İslam düşmanı, İslam'ın kanını emen vampirleri tanımayanı nasıl müdakik olur? Nasıl mütefekkir olur? Ölçüye bak ya. Onun için asıl imamını tanımayan diyor Allah Resulü cahiliye ölümüyle ölür. Niye? Asıl sorunlarına çaresi yok da gitti. Sorunları aldı kafasına gitti, cevaplar yok. Asırda yaşadığımıza göre sorunlar girdi. Ama asrın imamı o sorunların cevabıdır. Cevabını almadan hatta düşman olarak, düşman oldu bile. Risale-i Nur'a ustadın zamanında o İstanbul'lu şef CHP 14 yaşında kız verdi. Risale'nin halefet ettiğinde o gıybet bahsinde var ya, İstanbul'lu şef X adam şimdi radyolarında bangır bangır ustadın aleyhinde bulunuyor. Çocukları ve onlar kızmıyor ki. Babaları, dedeleri, babaanneleri, ağababaları böyle yapmıştı zaten. Ustada o ustad kimle mücadele ediyor bilmiyor, ustada hücum ediyor adam. Aşkadılar falan kaydılar, 14 yaşında bir hanım verdiler. Tarih belli. Ustad da mücadele ediyor. Ben o sadattan diyor, alaka, güç, destek vermesini beklerken, şuraya bak, ustad kimle mücadele ediyor? Hey efendiler, ben imanın ceylanındayım. Karşımda imansızlık var. Öyle öyle siyasi şeylerle değilim ki. Bahanen olsun bana hücum etmeni. Ben imanın cehennemde başka bir şeyim yok ki. Başka soru, abi vermek mi lazım? Ya kardeşim dedim sen hasta hasta gitti verdi. Evin işlerdi. Bak bir tane grup var mesela. Grup. Grup diyeceğim çünkü. Nurcu değil. Bütün hepsi nurcudur. Bu grup. Nurculuğu iddia ediyor.
Geçenlerde de şimdi de. Vermeyeceksiniz. Allah Allah. Ya. Denge yok ki. Onda Risale-i Nur'a dayandırıyor. Güya. Ya Allah muhafaza. Güya. Ya. Allah Allah. Bak ne dedi? Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Mumazenesiz, vezinsiz, kantarsız ve mizansız, metresiz olan çok aldatır, aldanır ve aldatır. Hey gidi kardeşim dedi. İçin yanıyor da ne yapayım? Diyorlar ki niye bağırıyorsun? Ne yapayım? Benim de biraz mazur. Müslüman söylemeden anlamalı değil mi hocam? Vallahi utanıyorum ya. Müslüman dediğinde bir atarım siz bir rahatlatayım. Bak. Şeyden geliyorum. Azerbaycan'da uçaktayız. Yanımda bir adam var. Onun yanında hanım var. Cam kenarından. Neyse. Duramıyoruz ya. Yani mutlaka bir şey yapacağız da bir şey diyeceğiz yani. Petrol alırken duramıyorsun ya, adama bir şey çakacaksın ya. O arabada dinle çakıyor diyorsun. Şimdi bununla tanışmaya başladım. Tanıştık. Demesin ki bana, ya ben Müslümanım demekten utanıyorum. Allah Allah. Niye dedim? Cevapsız soruların deposu olan İslamiyet. Nasıl Müslümanım? Allah Allah, cevapsız soru dedim. Nerede var dedim ya? Vallahi aynısını söyledim. Allah, ben ömrümde dedim. Cevapsız soru hiç denk gelmedim. Yani vallahi bana bir soru sorulup da cevap veremediğimi, acaba cevap veremeyeceğim, yani sizin toplumda soracağız, hiç hatırıma gelmedi. Sen ne iş yapıyorsun dedim. Tam beklediğin adam. Aynı dedim, cevabını bulacağın adam o iş yapıyor. Nasıl olur dedi kadına. Biz dedi kaç yıl hocalara da sorduk, herkes sordu. Ne soracaktın? Sorun bakalım. Deyince koltuğun her tarafı, ön, arkalar hepsine. Ve sorun bakalım dedim. Ya, neymiş dedim. Allah Allah. Bir bakayım dedim cevabı olmayan soru. Allah Allah. Neymiş? Kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz. O nasıl namaz kılacak? Nasıl oruçtur? Allah iyiliği. Ben de bir şey var. Bu İmran da var dedi. Fıkıhta bile. Fıkıh daha geniş ya. İmran gündelik kitap. Ondan sonra ona ilk önce cevap verdikten sonra bir tane de ekleyeyim dedim. Kitapta olmayan bir cevabı verdim. Dedim ki 5 vakit ezan okunan güneş doğup batan memlekette adam namaz kılmıyor da oruç tutmuyor da kalkıyor. Kutuplarda bu adam nasıl namaz kılacak diye dert ediyor. Bunun samimi olduğuna inanmıyorum dedi. Yani çözüm bulmuyor, çözüm üretmiyor. Ya bana mı taş atıyorsun? Yok dedim ya. Başın suratı zaten çökmüş. Yani oysa en yakın beldeye diyor İmna'da, en yakın beldeye göre. Orada 5 vakit namaz kılan, oruç tutan beldeye göre. Dedim ki orada şehircilik var mı dedim, 6'ya gece 6'ya. Var tabii. Peki dedim o memur nasıl bir yapıyor dedim. Bütün saat aynı. Yani bütün karanlık aynı. Bu memur işe nasıl gidip nasıl geliyor? Esat'a bak kardeşim. Kadın diyor, aa doğru söyledi ya diyor, bize cevap verdi diyor, tamam mı? Peki dedi, kadın dedi ki, benim bir sorum var dedi, bunun cevabı yok dedi. Ya aslında Allah içimde dedi, bir şey yıkalım dedi. Aşırdan ilgili. Ha? O da aşırdan ilgili. Yok. Çok da Risale-i Nur'un şeyi, bunun ilmi aldıydı bu şeyi. Bu da Risale-i Nur. Ya dedi kutuplarda dedi doğdu büyüdü hiç İslamiyet'i duymadı dedi öldü dedi. Biz dedi Müslümanların dedi toplumda anne baba o daha nasipsiz bir daha biz daha nasipli değil miyiz? Biz daha şanslı değil miyiz? Bu adaletsizlik değil midir dedi. Ahmet Tıbat'ta var ya. Neydi o? Hatta nebesen Resul'a diye başlıyor. Ve maddine muazibin hatta nebesen Resul'a. Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Risale etmiyor musun? Ahmet Tıbat. Cevap verdim onu. Yani insan mesul olabilmesi için ana kurasak, iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Yani iktidarı olacak, ihtiyarı olacak, salahiyet. Mesela şu,
Peygamber gelmesi lazım bir insanın Müslüman olması için. Aa geldi diyor, oraya gelmedi. Dur bir dakika söylüyor. Peygamber geldi ama ıttılığa yok, haberi yok. Gene mesul değil. Peygamber gelmedi, mesul değil. Peygamber geldi ama duymadı, mesul değil. Üç, İmam-ı Rab gazal ediyor. Tabii ona gazal demiyorum. Üç, o İslamiyet gelmiş ama adam terörist diye dini duymuş. Doğru duyması lazım. Düzgün duymamış. Dört, iktidarı olacak, ihtiyar olacak. Yani aklı başında olacak, köle olmayacak. Ay nasıl cevap dedi ya, çok iyi. O zaman dedi, onlar dedi daha nasipli oldu şimdi dedi. Onlar dedi, ne olacak dedi, onlar cennet, direkt cennetli mi? Direkt cennetli, ne yaparsan o, ne yaparsan. Çünkü sen dedi, vermediğin bir şeyi çocuktan ister misin öğretmen olsan? Hani biraz önce dedi ya, efendim onlar daha nasipsiz değil mi, biz daha şanslı değil mi? Döndü soruyu şimdi. Onlar daha nasipli dedi, her şeyi yapıyorlar dedi, direkt cennete gidecek. Ya biraz önce öyle değil miydi? Ama hocam bir şey sorabilir miyim? Evet, şimdi soruda. Burada o zaman Müslüman sorumlu olmuyor mu oraya gidilmediği için? En yakın beldedeki diye. Evet. Suç değil. En maruf neyi anemülker? Farzdır. Şu 15 şey gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz diyor Allah Resulü. Bir tanesi de nedir biliyor musun? İhtiyarlar, ehilleri, hani var ya şeyde 14. sözde de var. Niye depremde hepimizi dahil ediyor? Çünkü emri bil maruf neyi ani mükür yapmadığımız için onların içindeki insanlara vazife yapmıyor. Ya vazife yap, o başka. O başka. Yani senin sorun başka da. Yani elbette ki emri bil maruf neyi ani mükür. Zaten niye geliyorsunuz buraya? Ben niye geldim arkadaşımdan? Maddi ve manevi masraf ediyorum. Niye? Tabii bu devlet devlet dolaşıyor. Çantamda atlet devam taşıyor. Niye yapıyorum? Bak işte gitmeseydim bu adam beni tanımayacaktı bu uçakta. Bak işte duydu bak. Ona nasıl gidecek dedi. Ha, benim gibi adamlar dolaşıyor dedim. Hiç merak etme. E, nasıl dedi, görmüyoruz. Ha, görmüyor musun, yanına geldim dedim. Daha ne yapsın Allah sana dedi. Onlara niye İslamiyet gitmedi dedi. Hiç merak etme, gidiyor dedi. E nasıl gitti, biz görmedik. E, görmüyor musun, bak yanına kadar geldim. Dedi hemen. Başıma gitti, bahçeleme öldüm. Seni ziyaret edeceğim dedi. Bilmiyor nerede kaldım. Hey hey. İyi ki Risale'nin yok. Binaenaleyh her eve kendi kapısıyla gitmek lazımdır. Zira her evin bir kapısı var ve her kilidin de bir anahtarı vardır. İşaretleyeceğiz de bir ek yapıyor. Bir evin bütün malzemesi bir dükkanda satın alınmaz. Benden her şey bekleme. Ben saham da ihtisasım. Öyle bak. Hanımla, komşumla. Her şey el atmak, her şey bir atmaktır. Bak şu ölçüye bak. Her eve kendi kapısıyla gitmek lazım. Çünkü herkesin bir açık kapısı var. Mesela bugün yine bir sorunu çözmekte kullandım. Baktım ki çözülmüyor. Tamamen onu söylüyor, onu koyuyorlar, onu koyuyor, kadınlar bağırıyor orada falan. Dedim zamana bırak. Zaman nasıl çözecek? Usta diyor ki bak onu kullanıyor. Zaman nehirdir. Samanlar var ya. Böyle görün ha saman. Biraz sonra bir rüzgarla, bir hadiseyle zamanlar yer değiştirecek. Zaman bir şerittir, zaman bir nehirdir, tamam mı? Bir ekrandır. Şimdi zaman o sıkıntının sebeplerini, yerlerini değiştiriyor. Olay da değişiyor. Onun için zaman iyi bir müfessirdir. Bazı olayları en iyi çözen zamandır. Sabret, seyret. Zaman onu çözecek. Niye? Nasıl çözecek? Kardeş, onları tetikleyen o taşlar, zaman şeylerini... Zaman değiştiriyor, olaylar değiştiriyor, kıyas edilemiyor o zaman. Zira her evin bir kapısı var, evde bahsetmiyor, seni bahsetmiyor, hanımında bahsetmiyor. Her evin bir kapısı var ama haldır küldür de girme. Her kilidin de bir anahtarı vardır, ona uy. Anahtarı kilidine uydurma. Tamam. Nasrettin Hoca gibi yapma. Nasrettin Hoca'nın mezarına gittin. Mezarı nasıl biliyor musun?
Üç tarafı açık, bir tarafında demir parmaklıklar var, kocaman kilit. Ha millet gülüyor. Ne gülüyorsunuz dedim. Seni anlatıyor, beni anlatıyor. Ben ne alakası var dedim. Dünyanızı bak üç tarafı garanti altına aldığını açık, garanti zannediyorsunuz. Garanti bir taraf, üç tarafınız açık. Dünyada güya sağlam alıyorsun, araba köştür, yattır, kattır. Bir mikrop. Güya almıştın, garanti altına almıştın. Hatta bu dünyayı garanti altına almak adına sağlığını feda etmiştin. Şimdi kazan, Hazreti Ali sözünü naklediyorum. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu para kazanma, mal mülk edinmek adına sağlığını feda ediyorsun. Gerçi alıyorsun. Ama sonra sağlığını kaybettikten sonra o kazandığını versen de eski sağlığı bulamıyorsun. Bir kelam, bu da çok önemli. Bir kelamda her fehme gelen şeylerde mütekeli muhaze olmaz. Yani kardeşim, dik-i elfaz, galat-i basar, yani lisanın yanılması, suçu lisan olmuyor. Bir kelamdan diyor, yani konuşmada fehme gelen, aklına gelen o şeylerle konuşanı muhaze edilmez. Zira mesuk-u lehül kelamdan, yani kelam, o söyleyen zatın kelamdaki maksadı, başka mefhumları da irade ve dürüfte eder. Yani bazen aynı kelime, yemek. İki şey de söylüyor. Bir yemeği kendisini söylüyor, bir gıdalanmayı söylüyor insana. Yani o kelam senin için ne ifade ediyor? Bak mesela, incir deme Arabistan'a. Onlar için başka şey ifade ediyor. Şey, incir diyorum, hurma. Hurma, özür dilerim. İncir deme Hataylılara. Onun için başka şey ifade ediyor. Ama benim için ne kadar masum. Hani onun için kişinin kültürü, kişinin ana babasını verdiği eğitim, kişinin ana babasını yedirdiği helal haram gıda, yaşadığı yer, cinsiyeti, yaşı, kelamına etki yapıyor. Senin için o kelam, mesela bir çocuk bir şey söyler, ha 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 gülüyoruz, oysa küfür. Başkası derse adamı vurursun. Neyi gördün? Ne ona gördün de ona kavga ediyorsun? Çünkü çocuğa yakışır. Yani bu vazife. Öyle bak işte. Yani çocuğa ne bağırmıyorsun? Bir vurdum sofraya darmadağın ettim. Bir başkası olsa, o büyük çocuk olan olsa, sakar mısın? Neye bakmıyorsun lan? Kocacık oldun lan. Sırık gibi adamsın falan. Öteki seni ne demiyorsun? Yapıyorsun. Çünkü çocuk, bazen de usta diyor ki sakalı çocuklar diyor. Sakalı çıkmış, yaşına göre mahkemesi yok. Sakallı çocuklar çok sokar. Güneşin altında kapkara, karanlık kafalar olduğu gibi. Bir ara verebiliriz. Verelim. Vâhir davâhum elhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha-tü mâ sallâhu.